잘 해드려. 요건 만초 비슷비슷비. 오, dostlarım hepiniz yeni bir domoruk hoş geldiniz. Bugün buluşma yapıyorum ama çok fazla kişi değil. Sadece 10 kişi 15 kişi falan topladık. Çünkü bu senin fikrinde değil mi kanka? Sen demiştin bu sefer fazla kişi olmasın, başka şeylerde fazla kişi toplarız falan diye. Seni dinledik. 10 kişi 15 kişi falan çağırdım. Instagram'dan takip edenler zaten görüyor. Şimdi şunu yapacağız abi. Boks makinesiyle yarışma yapacağız ve kazananlara ödül vereceğim. Ödül yukarıda birazdan gösterelim onları. Yani 4 kişiye falan ödül vereceğim. 4 tane ayrı ödülüm var. Ve hepsi aynı ödül. Çünkü farklı farklı olursa o 12 güzel olmuş, 12 daha pahalı, 12 daha bir şey, 12 daha güzel, göze güzel görünüyor falan diye 4 tane aynı ürün aldım. Onları dağıtacağım. Birinci, ikinci veya en fazla skor yapan 4 kişiye dağıtacağım. Şimdi şuna ihtiyacınız var. Biliyorsunuz boks makinesi 1 TL ile falan çalışıyor. 1 TL, 2 TL ile falan artık bilemiyorum. Bunun için bizim bozuk 1 TL ihtiyacımız var. Onun için bir bakkala gidelim kanka. Şurada bir market var. O markette bir para bozduralım. Veya varsa 20 tane çok iyi olur. Çünkü 20 tane ihtiyacım var. 10 TL'yi burada hallettim. 10 TL'yi de başka bir yerde halledelim. 20 TL ya da 30 TL yapalım. Fazla olsun. 10 tane de burada hallettim. Bir 10 taneye de ihtiyacımız var bence ya. Yapalım. 15 kişi falan gelecek. 20 TL de yeter aslında. Fazla boş uğraşmak istemiyorum. Aynen, o zaman eşyalarımızı alalım. Kafedeydik. Başka bir video yüklüyoruz. Bu arada bir tane havuz videosu çektik. İğrenç bir havuza girdim ve şu anda ben hastayım. Şu anda hastayım. O havuz videosuna hasta olma. Havuz videosu ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim size. Havuz videosu diyorum. Bir videoda iki video önce bir onu izleyin bence. İnanılmaz çok yumuşadım. O havuza kanka. Bizden önce neler yapmışlar biliyor musun? Asit dökmüşler, asitli bir deney yapmışlar, oradan ölü fare çıkartmışlar. Ben yemin ediyorum doğru. Bana troll yapmadılar yani, oradan ölü fare çıkartmışlar, yani asit dökmüşler. Falan o şeyleri... Deterjan, onu da dediler, deterjanlı bir şeyler dökmüşler falan. Yani leş bir yere girdim sanırım, ondan dolayı hasta oldum ve o gün ben gece üşürken, böyle uyurken falan minik bir üşüdüm, böyle minik bir terledim gibi falan oldu. Yani dediğim gibi bir tık hasta oldum sanırım ondan ama şu anda iyiyim. Hadi gidelim eşyalarımızı alalım. Havuz videosunu izlemeyi unutmayın. Bu videodan iki video ya da bir video önce olacak. Sonra çocukların yanına gidiyoruz. Saat de 8 dakika var tam 6'ya. Hemen eşyaları alalım, orada olalım. Tam 6 dedik, 6'da çocukların yanında olalım. Dostlarım, çocuklar bakın. Şu ileride çadırlar var, belki görüyorsunuzdur. Şu çadırların orada çocuklar bizi bekliyorlar. Saate bakıyorum tam 10 dakika geçmiş 6'ya ama bazıları dedi abi 5 dakika daha bekle geleceğim falan diye onları bekledim. Çünkü çok fazla kişi çağırmadığım için, çok fazla kişi çağırsam tam saatinde gelirim ama çok fazla kişi çağırmadım. Tam böyle 10 dakika falan çağırdım, 10 kişi falan çağırdım, şu 15 kişi. Tam gelmeleri önemliydi, herkes gelsin yani. Bu elimde tuttuğum şey de çocuklara vereceğim hediye. Böyle mavi bir tişört, bu slim fit gerçekten çok güzel bir tişört. Bunun siyahı var, ben hatta siyahıyla Instagram'a çok güzel fotoğraflar atmıştım. Bunun siyah rengi bu sefer de mavisi hediye edebilirim. Birkaç tane beden var. Çok slim fit güzel. 4 tane var. En iyi skor yapan 4 kişiye bunu hediye edeceğim. Çocuklar daha fazla beklemesin. Birkaç kişi çok bekledi ama birkaç kişi yeni geldi. Hadi gidip onları alalım. Sonra boks makinesi buluyoruz sonra. Ben demiştim ki abi Türkiye gelinle beni bekleyin demiştim. Ve orada bodyciler bayağı bir toplamışlar. 10 kişi dedik. Aynen 10 kişi, hemen 15 kişiye falan yazmıştım. Sesim geliyor mu acaba ya? 15 kişiye falan yazmıştım. Hemen 10 kişi falan gelmiş çocukların. Büyük ihtimal onlar yani, eğer tahmin ediyorsa onlar. Sonra birazcık takılacağız. Bir boks yapacağız, sonra çocuklara hediyelerini vereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Benim hakkımdaki olay ne? Hakkımdakini size söyleyeyim. Hem görüşmüş olduk. Kanka sen görüşürüz. Bir boks makinesi bulalım. Sonra yarış yapacağız. Challenge falan yapacağız. En iyi skor yapan 4 kişiye tişört hediye edeceğim. Yani tişört hediye için değil de öyle bir buluşmanın bir hediyesi olsun istedim. O yüzden vereceğim. Yoksa hepiniz benim için geldiğinizi biliyorum. Şimdi hadi siktir lan tişört için geldim. Tişört derse biz gidiyoruz şimdi. O zaman şey yapalım. Gezelim ufaktan. Şu aşağıda bir tane boks makinesi var.
Adam sana bir şey söyleyeyim, biz onu aradık aramak bulamadık. Adamsın. Baksana hepsi mermi gibi yakışıklı çocuk tarafına koyuyor. Yani çok güzel bir kitlem var, bunu da seviyorum. Hadi gidelim oraya. Sen de bir yere gel. Hadi hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'a size... Bana bir şeyler söylemek ister misin? Bu kadar kişi gelmiş. Sana bir şey söyleyeyim, bu çocuklarla ben mevzuyu bile giderim yani. Az önce bir tanesi dedi hatta. Dedi, mevzum var dedi. Mevzuya gidelim falan dedi. Bak şurada ne var, gördün mü? Adını gördüm. Bak bak, boks makinesine bak. Orada birazdan şov yapacağız. Şey yapalım, o zaman şimdi bir kuralları belirleyelim. Herkes iki defa mı vursun, bir defa mı vursun? Nasıl ya? Bir defa mı vursun? Ya çok güzel. Veya farklı bir defa yapabiliriz. Nasıl? Ya onları şöyle bir şey yaparız. Genel bir sonra. Şey söyleyeyim, turnuva çok güzel olur ya. Aynen. Ama şöyle yapabiliriz. En iyi vuran 8 kişi tekrar yapabilir. Aynen öyle. 4'e kalan hediye alacak. O şekilde yapalım. 10 kişi olmaz. Bak gör. O şekilde yapalım. O zaman başlayalım. 999'dan dönelim. İlk sen bir bunu vurayım, bir piç olsun. Aynen. Hatta ben de yarışta olayım ya. Hadi buraya yarışta olayım. Ooo abi. Biz de yemeyelim. Yok lan, ben çok güçlü bir çocuk değilim. Sadece... Kendime güçlü bir çocuk değilim. Kendime güçlü bir çocuk değilim. Proteinin mücadelesi. Aradatınız olsun. Yok lan, neyse ya, dokunmadım. Yani makine çalışıyormuş aslında, biraz onu denedik. Baksana durmuyor. Makine çok çalışıyormuş. Aynen. Bu arada istediğiniz gibi vurabilirsiniz. Hani açılın, gelin falan filan, ne yaparsanız. Aynen. O zaman ilk kim vurmak ister? Yakup sağ ol. Tamam, gidelim. Pardon. Burada yakın, istediğin gibi açıl, yürü, istediğin gibi vur. Bir de acele etme, tamam mı? Bizden birine vursun da kanka. Ali bu an geliyor. Ne? Pitbull ya. Neydi kanka? Pitbull ya. Koy bakalım. Hop! Güzel buldun ha. Pitbull yaktı. 6 sene kickbox yaptım. Lakap pitbull. Bana o yazan sen miydin? Her şeyi alacağım. Ben 6 sene boks yaptım. O bana kim yazdı ya onu? 6 sene boks verdi, yaptım. Gelmedi muhtemelen. Hepimiz de falan. O zaman gelmez ki öyle yapar. 946 tutak. Ben siz de tutun. Birik yapmasın. 980 falan. İbrahim abi. 946 Yakup. Not yazayım mı? Çıkacak zaten. Uğraşma ya. Boş ver, canını yerim. 999 yaparım ben. 9.46. Oğlum niye kıstın kendini? Vurduktan sonra kıstın, vurduktan sonra uzatma öyle. Bir tık kıstın kendini ama güzeldi. Daha iyi olabilir mi? Seni geçti ama. Hadi be. Seni geçti. 9.50. Aynen. 9.50. Aynen, 9.50. Her şey var. Neyse, diğerleri geçemez. Ne yok? Kim vurmak ister? Ben. Hadi bakalım. Tutayım kanka. Ver bana istersen. Arkadaş tutayım. Batu, senin ben amına koyayım. Sen neredesin? Konum atıyorum sana, gel buraya hadi. Gevşek çocuk. 961. Bilsen sıçıyor. Kinleniyor adam. Sırayla atıyoruz, en son 3 kere kafa atıyor. Şimdi? Tabii hakkımız daha var. Şimdi kim vuracak yani, onu demek istiyorum. Ben kim vurmak ister? Geç geç. Tamam, hadi kanka. Hadi geç ya. Acele etme. Sakin ol. Vur. Yapıştır. Helal be. Oğlum niye bütün gücünle vurmadın ya? Bak sen hata yaptın, sen de hata yaptın. İkiniz de çok daha güçlü vurabilirdiniz. Sen kıstın kendini, bak videoda kendini izle. Kıstın kendini. Ben geçeyim mi? Ben hep zaten kötüyüm bunlarda. Gel realde kapışalım. Yo, demedin de. Ooo diyor, hemen nasıl kapışalım. Onlar kapışmak istiyormuş. Kimi kim vurmak ister? Ben kafada görüyorum. Onda bir kere daha vursalım. Pardon gençler, kaçtı ya, bakalım. Yo yo, güzel vurdu. Güzel. 927. Ya oğlum, 900'de geçemiyorsun burada, gelişsin ya, şansa bak. Kimi ki vurmak ister? Hasan. Hasan, hadi. Hasan var ya. Erkek. Acele etme. Profesini sık. Mike kaçtı. Ya sıkmıyor. Çek. Güzel. Hadi lan. Aa, iyi hala çiziyor. Herkes güzel ama. Gel gel, sen gel. Bana mı dedin? Gel bak, ben de. Hadi gel. Vücut şov. Hepsi vücut şov zaten. Biraz sen. Sen hepsi iyi. Acele etme sen de. Sakin ol. Hoşçakalın. Ayağı oraya çarptı. Benim gibi oldu ya. Aynen. Ben tekrar vurdum. Güzel güzel. Bence tekrar vurdum. Şey yapamadım, vuram oraya.
Adam vuramadı halde beni geçti. Geçti. Bak, istersen tekrar vurabilirsin. Kafana göre. Ama senden biraz istemiyor gibisin. Hani böyle istekli falan olsa... Yok, üşüyorum ben, üşüyorum. Üşüyor musun? Sana vurayım eğer vurayım. Kanka, senin montunu versene bana. Ya da benim, ya da şu montu bana ver. Al kanka, bunu onun üstüne giysene. Yok be, yok. Al lan, bir dörtüne kadar giy, ısın biraz, sonra gidersin ya. Ah, şimdi kimde? Fena değil, güzeldi ama. Şimdi devam edelim. Şimdi en yüksek sen yaptın değil mi? Ben 932 yaptım. En yüksek bu yaptım. Ben sen 46 yaptın. Ben bu 60 yaptım. Ben 60 güzeldim. Pardon, sen birsin. Bir. Dördüncü benim, aynen. İkinci var arkadaş, aynen. Üçüncü arkadaş. Aynen. Geleyim mi abi? Ama daha çok kişi var. Gel kanka. Zip tayfadan iki kişi. Ben aslında daha iyi vurabiliyorum. Ben... Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu hissi çok iyi biliyorum. Daha iyisi yapamıyorsun ama. hep aynı oluyor ama bu his daha iyi yapamıyorum. Benim yanımdan kaydama gerçekten i̇şte, ya. İşte bu his hep oluyor mu boxta dediğim gibi? Duruma sadece belki daha... Güzel oldu. İşte tamam, iyi vurdum ben. Dün benim vardı. 4, 3 falan olmuş olabilir. Ben size. 4 benim var. Abi ne filmi çekiyorsunuz ya? Ooo! 2 oldu. Çay, güzeldi. Şimdi kanka kim yapmak ister? Acım etme, tamam mı? Sakin ol. Şöyle ben var mısın? Elin acımasın. Hadi vur. Hadi vur. Güzel mi bu da? Fena değil mi? Senin arkadaşın mı? Senin arkadaşın da aynı. Geç beni. Beni geç. Hata. Oh, 36 güzel oldu. Aynen. Sen kıpayı... Ben ama... bir kere daha mı vursam ya? Ondan sonra yok. Ya öyle olsa. Öyle olsa herkes var. Sen sonunda öylesin. Ve 941 yaptın. 941. 5 puan. Gel kanka. Oğlum bu arada hepiniz, hani şu an beni hepiniz duyuyorsunuz, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seviyoruz size, eyvallah. Birazdan soru cevap yapacağız, hepinizin sorularını da ufaktan cevaplayalım. Acıda hep. Çok güzeldi. Siz bırakıyorsunuz kendinizi. 60. Eşit. Metin eşit oldu. 61 yapmıştı birisi. Ha bu 61. 61. 2 oldu sen herhalde. 2 oldu. Kim vurmadı? Vurmayan var mı? Hadi kanka. Acıda etme ama. Acıda etme. Hadi bir hadi bir. Salak mısın? Evet. Oğlum ben kendim kötü olacak diye düşüyorum, yapıştır. Yalnız ben bugün hava durumuna baktım, yağmur yağmıyor gösteriyordu. Güneş yumurtlu gözüküyor. Hani aynen, yapıp yarat gidebilir falan. Düşündüm yani eve dönüşü, dönüşü, gelişimi falan. Beşinciyim diyorum hala, zaten bitti. Kaç ay? 900 bin. Bitti mi lan? Hak kalmadı ya. Vurmayan. Kim vurmadı? Gel kanka. Bundan sonra sen o zaman. Sen de vurdun. Daha var, birkaç kişi daha var ya vurmayın herhalde. Ben de yiyeyim. Ama yine de kem bana vurmada geldi. Aa, güzel. Çok güzel. Okumadı biliyor musun? Ama geldi. Ama çok vermez herhalde. Ooo, güzel. Yeter sen bizi. Şampi. Bak küçüklüğünden beri abim her zaman beni geçerdi. Ben hep taktiğini gösterip kickboksum benim abim. Ben tekniğinden sonra sıkıntı çıkmadı. Hep 9-10. İşte bazen teknik gücü yeniyor değil mi kanka? Şu an sen teknikle biraz senin güçlerini geçsin. Biraz kuvvetli olman lazım yani. Tabii canım, orası öyle. Hadi zaten daha kim... Acele etme, tamam mı? Sakin ol. Hadi go. Bu güzeldi. Lise çıktı ama bakacağız bakayım. Başka vurmaya? Vurdun mu kanka sen? Ben herhalde. Başka? Vurdun sen de. Vurmayan kalmadı herhalde. Evet. Bir kişi kaldı. Bak sen de vuracaksın. Kankam. Sen desin. Oğlum benim eski saçlarıma çok benziyorsun. Acele etme, tamam mı? Vurmayan kaldı mı? Ben kaldım de şu an. Batu kaldı. Vuracaksınız değil mi? Oğlum niye ses çıkarmıyorsun? Yaparız ya. Tamam. Sen kaldın. O kaldı. Sen vurmak istemiyorsun. Sen vurduğunu biliyorum. Sen buradan derecede sınır. 9-13. Giremedin sen de. Aynen. Vurursun ya. Acele etme. Ama dedim ki gideceğin saat görüm. Açık söyleyeyim. Ama güzel. 4'te. 8-40 bir şey yaptım ya. Başka kaldı mı bunlar? Hepiniz vurdunuz. Vurdu. Şurada var ama şurada. Herkes işte bir sen kaldın, bir de Batu kaldı. Batu. Buyur abi. Neyi sordun? Tamam, gel vur gel. O harika bak, bayağı bekli de en son vurmak istiyor herhalde. Kaç kaç kaç. 8'e giren geldi. Şuraya mı vuracaksın? Kal, sen de vuracak mısın? Yok yok. Tamam. Aa, güzel güzel. Yıldı mı derece? Ben 2. Bir ihtimal. Hayır hayır. Derece girersen sana yediğin akşam. Yok kanka, derecesiz bu. 910.
Mahallede vursam bunu dinlemez ya. Siktir lan. Kanka son kişi. Hadi bakalım. Güzel sağlam vur. Tam oturmadı ama elimde. Sıkıntı oldu abi. Son bir tane kaldı herhalde. Bunu da ben vurayım bitirelim. Ya da hakkımız var mı şu an? Yok bitti. Yok bitti. Şu an ilk 4 alıyor mu Edi? Sen vurmadın değil mi? Evet. Sen dışarıda kaldın değil mi kanka? Sen dördünüz kaldı. Kanka hediyeler alabilir miyim? Hediye töreni yapalım be. Şimdi burada bedenler falan rastgele ama hepiniz zaten standart. Bir tane benim en son Instagram'a attığım bir fotoğraf vardı. Böyle pırsıya üstü. Altına Fitkin falan yazıyor aynen. Orada üstünde siyah bir tişört var. Beğenmişsiniz dediler güzel. Onun mavisini getirdim. Sever misiniz bilmiyorum ama. Hediye töreni yapalım. Bak getirdim aynen. Kanka bunu sana vereyim. Bu en büyük beden. Bana en küçüğünü. Ben medium alabilirim ya. Kanka öyle yapmayalım. Medium sen bir tık büyük mü almak istiyorsun? Bilmiyorum ki yani bedenlerini çok... Ben bedenleri az çok biliyorum. Ben bedenleri az çok biliyorum. Sana small vereceğim. Sana large football vereyim. Large mı? Aynen. Slim fit bu arada. Zıdınk oturacak yani üstüne daha sonra. Ben seni nasıl biraz bir dar seviyorsun herhalde. Değil mi? Aynen. Ben de dar seviyorum. Bizim bazıcılarda genelde de oluyor. Aynen. Yani erkek adam dar sever. Evet açık arttırmayla satıyorum. Alan varsa. Onun manevi değeri var. Öyle yapma. Aynen öyle. Bunun hiçbir şey yok. Bu senin. Okulda satar. Bu senin. Sandıkta. Panere falan oldu. Diğerken ben altında. Lan sökük çıkıyor lan bu da bize kazık mal. Ne dedi? Ne çıkıyor ne verirsin lan bunun kazık mal verdi filan böyle. Açıp bakabilirsiniz lan. Defol puan değil lan. Ben zaten kontrol ettim hepsini tek tek. Evet çok güzel. Burada videoyu bitireyim. Biz videodan sonra bir soru cevap yapacağız. Gördünüz mü mermi gibi çürükler. Bir sen oldun herhalde değil mi? En yüksek kim yaptı? 984 yaptım ki ben. 994 yaptım. Lan nereye gitti o? O benim arkadaşım. Beni gördü geldi zaten. Seni tanımıyor. Ha gitti direkt. Oğlum niye gitti tanımıyorum? Bu kadar mı umursam? İnsan verildi bir şey. Teşekkür ederim. Bir şey yaptı. Evet şey yaptı. Yargı da attı. O hediyesini sana vermiş oldu. Yok bende de kaldı. Dördüncü. Aynen benim bana vermiş oldu. Aynen sana vermiş. Sen beşe düşmüş oldun. Sen beşinci olmuş oldun. Dostlarım video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hadi birisi video kapanış yapsın. Ben nasıl kapanış yapıyorum? Ya da hep birlikte bir çıkalım, bir şey yapalım ya. Hep birlikte bir... Gelin kanka kameranın arkasına gel. Gelin, şöyle bir görünelim sonra kapatalım. Bir şey oldu mu öyle lan? Sıramayız kanka, çok güzel. Sıramıyor. Zaten laş giyindim. Öne gel, öne. Aynen. Sen öne gel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Like atın, share yapın falan filan. Gel lan bakayım. O birisi de çekebilir bu arada. Birisi çekse daha iyi olur aslında. Aynen öyle yapalım. Böyle tam karşımızda karşı. Sen çek en sonunda seninle çekeceğiz. Bam kafasına geçebilir miyiz? Neresi? Daha çok. Uzun kapalı çıktı ikincisinde. Ona haber verir miyim dedim. Üçüncüye at o zaman. Aynen. Hadi çekelim ben. Gel. Fotoğraf çekeyim ben. Abi benim sana bir sorum olacakmış herhalde. Ben YouTube'da çok araştırmama rağmen tam istediğim cevabı bulamadım. Ben 13 yaşımın sonunda 14 yaşımın başında mı spora başladım? Şu an 16 yaşındayım. 2 yılı geçti ve beslenme sporcu beslenmesi şeklinde yapıyorum yani. Öyle annemin yaptığım yemekler falan değil. Kendim her sabah kalkıp hazırlıyorum, yapıyorum. Ve cidden önem veriyorum yani. Spora hatta hayatımın birçok kısmını bu spor kaplıyor, öyle söyleyeyim sana. Ama nasıl diyeyim? Benim çok sevdiğim bir yarışmacı abim var. Bu Mart'ta hatta nasip olsa yine yarışmaya girecek. Onun yaptığı definasyon şeklinde, yarışma zamanındaki definasyon yapacak şekilde aynısını yaptım ben. Çünkü tecrübe edinmek istedim yani. Çünkü ileride ben de yarışmayı düşünüyorum. Ben de bir tecrübe edinmek istedim. Bayağı kafayı yedim hatta. Kavga etmediğim kişi de kalmadı. Orası ayrı şey ama istediğim yavruna düşemedim ben. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Çok sıkı diyet takmama rağmen, hatta o bana çok sağ olsun, çok yardımcı oldu, kardiyoyu falan planlaması, her sabah o saatte kalkıp o şeyi falan bayağı psikolojik zorunlu oldu ama yine de ben yaptım. Yani irade mahkum olabildi. Adamın ama getirince yavrunu mu düşünüyorum? İstediğim seviyeye getirebilirim. Aynen. Acaba diyorum benim ilaç mı kullanmam lazım? 2-3 tane cevap var. 2-3 tane cevap var. Birincisi çok... Tabii canım. Çok, yani sık, çok bariz bir şekilde. Çok sıkı ilaç bir diyet kullanmadığın için, çünkü. İlaç kullanmadığın için o adamla aynı sürede bu yavrunu veremezsin. Ama biraz daha uzun süre yapsaydın zamanla daha çok yağ verirdin. Benim 3-4 ay sürmüştü o.
bir şey daha söyleyecektim. Yani o zaman bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirdin. Bayağı bir sıkı diyet yaptım. Tamam, dediğim gibi bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Daha az kardiyo yapıyorsundur, daha fazla yapman gerekiyor. Tuz almıyorsundur, bir şeyleri yani yanlış yapıyor olman lazım ama birinci olay senin ilaç almıyor olman. Zaten o yarışmacı olanlar var ya, 3 ayda 4 ayda define olanlar. Tamam, bak bu vücuda göstereceğim hepinizi. Yaklaşmanıza falan gerek yok, herkese göstereceğim. Bu fiziğe hani beslenmeyle, supplementle biraz zamanla ulaşabilirsiniz. Ben 2 seneye beslenmem güzel ve supplementle ulaştım. Bak şöyle bir fizik. Ha, güzel bir yavrunu. Sahilde kız düşürebilir bir yavrunu. Göstereyim kanka senin de. Konserlerde üstüne kız atlar yaptılar. Okulda hep açıyor zaten. Senin mi o şey? Yani bu dediğim gibi güzel bir yavrunu. Örnek bir fizik. Minik bir şeyler değdirmiş olabilirsin. Ben biraz daha büyümeyim. Ben 5-6 sene karate yaptım. Ondan sonra yani supplement falan da... Önce ona geleceğim, sonra sana geleceğim. Genel olarak bir şey söyleyeceğim. Çok acele ediyorsunuz. Gerçekten. Ama haklısınız yani. Ama o kadar çalışıyorsunuz. Mesela 3 ay 4 ay emek veriyorsunuz. Aynada artık bir şeyler görmek istiyor insan. Dolayısıyla biraz acele ediyorsunuz. Acele etmemek gerekiyor. Gerçekten çok maraton bir spor yani. Ne soracağım? Savunma mı? Ben söyleyeyim. Şimdi haftada bir bölgeyi 2 kere çalışsak. Satürn pazartesi göğüs çalışsın. Diğer cumartesi günde göğüs çalışsın. Etkisi çok olur mu yoksa etkisi az mı olur? Belki şey söyleyeyim mi? Daha doğru. Benim kesinlikle tavsiye ettiğim bir sistem bu. Bu dediğim gibi tavsiye ettiğim sistem kesinlikle daha fazla gelişim alabilirsin ama beslenmeyle alakalı. Eğer beslenmen iyiyse ve iyi antrenman yapıyorsan, işte iyi antrenmanla kastımız bu aslında. Yani iyi beslenmek ve iyi antrenman yapmak. Doğru. Bunları yaparsan iyi gelişim alırsın. Bu dediğin güzel bir olay. Hani bazen yarışmacıları görürsünüz, tek bölge çalışır falan gibi. Hani ben de mi öyle yapsam diye düşünürsünüz. O biraz farklı bir olay. Tek bölge çalışırlar ama o tek bölgeye neredeyse 8-9 hareket, hani 4'er set falan yaparlar. Yani harbiden bir antrenman kadar o tek bölgeye odaklanırlar. Bu biraz farklı bir olay ama ben size tavsiye etmiyorum. Yani iler, böyle fit vücuda sahip olmak isteyenlere daha çok daha fazla kasıt. Benim elimden gelse ben sürekli full body yapmanızı söyleyeyim. Çünkü full body hem size estetik bir fizik gösterecek kadar kas kütlesi ekler, hem de yağ yakımına çok daha yardımcı olur. Beslenmeyle alakalı. Her şeyin, her şeyde söylemek zorunda kalıyorum. Tek bölge önermiyor musun? Beslenmeyle alakalı. Tek bölge öneriyorum ama şu şekilde öneriyorum. Geleceğim kanka. Şu şekilde öneriyorum. Artık full body yaptın. 4 ay oldu. 5 ay oldu full body yaptın. Diğer sistemleri denedin. Hani minik de bir ona deneyebilirsin. Hani değişiklik olsun falan diye. Ama sürekli tek bölge çok önemli. Arkadaş olsun, ben bir şey daha söyleyeyim. Ay İbrahim abi. Powerlifting hakkında ne düşünüyorsun? Powerlifting'den aslında biraz korkuyorum. Yani neden korkuyorum? Direkt olarak powerlifting'e başlamalarını insanların önermiyorum. Önce bir zaten bir gelişimden sonra. İşte önce bir bizim sporla başlayıp yani böyle klasik spora gidip formları öğrenip hareketleri iyice öğrenip temel hareketler var. Powerlifting temel hareketler var. İşte squat, deadlift gibi. İşte bu hareketlerin formlarını iyice oturttuktan sonra powerlifting öneriyorum. Bir de abi bir tane video çekebilir misin? Benim için yani powerlifting hayır. Hem powerlifting hem de bulk mı yapmalı millet şey mi? Diyet mi? Herkes çok takılıyor. Dediğin 5000 kalori. Bulk mı yapmalıyım, diyet mi yapmalıyım? Bununla ilgili bir video yapmak bilmiyorum ama belki yapabilirim. Bu kişinin fiziğiyle ilgili. Yani eğer kişi çok zayıfsa bakar mısın abi? Senin için bir şey yapmak gerekiyorsa yaparım, tamam. Hatta buraya kadar gelmişsin, sana güzel bir beslenme programı ayarlıyorsun. Ben de bir şey soracağım ama arkadaş söylemişti, o sorsun. Abi şimdi şöyle. Biz şimdi bir adeleye çalışacak diyelim. Mesela atıyorum ben şu an tek adeleyi vücudumu deniyorum. Tek adelede vücudum mantep kalacak diye ve cidden büyüdüm de. Şimdi şöyle. Bir adeleyi artık kan o adelede doldu. Mesela göğüs, ben eskiden sürekli bir göğüsün yanında bir ön kol eklerdim. Ama bir süreliğine kendimi tek adeleye doğru şey yaptım ve cidden büyüdüm de. Kolum uzun süredir 39'du. 2-3 ay içerisinde 41.5'a kadar çıktı. Şimdi şöyle, bir adeleye çalıştıktan sonra mesela diyorum göğüs çalışıyoruz. Full kan orada doldu artık. O kan dolduktan sonra bir daha kol çalışıp da o kanı aynı şekilde ön kola pump etmek, o kanı bölmek, nasıl diyeyim yani? Anladın mı demek istediğim şeyi? Anladım. Kartın, kasın yırtılmasını hani... Bölmek yani. Kasın yırtılmasını böler mi diyorsun? Yani tek tarafta toplasak daha fazla hasar olmaz mı? Aynen. Demek istiyorsun. Aslında biraz önce bahsettiğim sistem var ya, onun asıl olayı bu. Eğer çok güzel besleniyorsan bir kasa çok hasar verebilirsin. Ama ben neden az önce önermiyorum biliyor musun? Hepinizin çok güzel beslendiğini düşünmüyorum. Çok güzel beslenmeyip de bir kasa olması gerektiğinden çok daha fazla hasar verirsen bu zaman atrofi duydunuz mu hiç? Hipertrofi duydunuz mu? Hipertrofi kasın büyümesi, atrofi de kasın hasar görmekten yıpranması ve küçülmesi. Artık bu olur. Ama eğer ben gerçekten çok güzel besleniyorum, hani yağımı, karbonhidratımı, proteinimi çok güzel yorum dersen bu sistem yapabilirsin. Abi şöyle söyleyeyim ben sana. Birazcık da maddiyattan dolayı sağ olsun babam bana yardımcı oluyor.
Ben şu anda günlük 700 gram tavuk göğsü, 300 gram kırmızı et yiyorum. Haftada 1-2 de somon balığı yiyorum. 300 gram da pirinç yiyorum. 8 yumurta beyazı, 120 gram da yulaf yiyorum. Sence bu beslenme stili doğru mu benim şu anda? Kanka bunun için tam olarak doğru ya da yanlış demem için hesap yapmam lazım. Yani hesaplamak lazım bir şeyleri. Ama sen az çok şunu öğrenmişsin. Neyde karbonhidrat var, neyde yağ var, neyde protein var. Az çok öğrenmişsin. Ama bir tık daha düşünmek, hesap yapmak lazım. Ve bence sen tek bölge çok fazla çalışma. İki bölge yap yani. Aynen. Daha bir küçük bir büyük. Hayır, iki bölge. Tamamdır. Onu tavsiye ediyorum. Başka ben soru var mı? Tamam. Şu an bu şekildeyim kanka. 90 kiloyum. 20 yaşındayım ve 20... Sürpüle de miyiz? Göster mi? Kameraya da göster. Kameraya göster. Yol yaptığımızı anlasınlar yani. Kameraya göster. Tamam. Göster, göster. 90 kiloyum herkes şu an. Herkes göstersin. Güzel. 20 yaşındayım. 23 gibi yarışma yapmak istiyorum. Mensiz gibi düşünüyorum. Yani boyum da biraz uzun. Mensiz kart hangisini düşünürsem. Ama bana ne kadar mal olur onu bilmiyorum. Yani şimdi birine soruyorsun ama gel ben sana ayarlarım diyor. Hemen güzel bir soru. Bak yarışmak isteyenler için güzel bir soru aslında. Bir ona ufak bir hesap yapalım. Şimdi bir antrenörle çalışmak istediğini farz edelim. Çalışmak istemeyebilirsin. Bu hesabı kendi aklında yapabilirsin. Bir antrenörle çalışmak istedin. Antrenör hazırlık süresinde atıyorum ortalama 800 lira istedi senden. Çalışmak istemezsen 800 lira eksi. Çalışmak istersen bir 800 lira oradan var. Yarışmacı ilaç maliyetleri. Şöyle biraz bulk yaptın. Birazcık daha define oldun desen. Yani iki tane güzel kür yaptın desen. Ama kanka şöyle söyleyeyim. Çok küçük bütçelere de çok büyük bütçelere göre de hazırlanılabilir. Çok o kadar değişik bir soru ki yani güzel bir soru ama cevabı böyle şu kanka diyebileceğim bir cevap değil. Şöyle bir soru sorayım. 4000-5000 liraya da hazırlanabilir. Aynen. 30-40 bin liraya da hazırlanabilir. Şunu söyleyeyim. Bu giderlerin içinde neler var? İşte aylık günlük beslenmen, işte salona üye olman gerekiyor. Gideceğin zaman otellerde kalacaksın. İşte yol veya bir işte akrabanda kalırsan biraz daha maliyet düşürürsün. Yolda gidecekken bir arkadaşınla ortak olup arabayla gidersen biraz daha maliyet düşürürsün. O biraz o olaya göre. Yarış derken yarışa girdiğin zaman mesela girmek istiyorsun. Bir şekilde bir şeyler oluyor ya. İlaç da bir tek sıkınıyor. Yani böyle toplu bir para gerektiği zaman problem oluyor ama işte yol bir şekilde çözüyorsun. Kalacak yeri bir şekilde çözüyorsun. Onu bir şekilde çözüyorsun ama hep aksilikler oluyor ve stres oluyor yani açık söyleyeyim. Hep böyle yarış zamanında bir aksilik. Hatta benim bununla ilgili bir videom var. Benim arabam bozuldu. Evet. 15 bin lira falan para ödedim arabaya. Sonra araba kiralayıp gitmek zorunda kaldım. Çünkü geç kalıyordum. Otobüste de gitmeyebilirdim ama yanımda annem vardı. Onu otobüste götüremezdim yani. Araba kiraladım. Kiraladığım arabanın yarış günü lastiği patladı. Allah'tan abim yanındaydı, abimin arabasına gittim falan. Çok aksilikler oldu yani dediğim gibi. Bu aksilikler sürekli oluyor ama stres yaparsan su tutarsın. Bunu da bilmek gerekiyor. Amına koyayım, arabam bozulmuş, 15 bin lira girmiş, gideceğim 15 bin lira ödeyeceğim. Şu an gideceğim arabanın lastiği patlamış. Stres yapma. Sakin ol. Çok sıkıntılı bir durum yani. Umarım cevap verebilmişimdir kanka. Eyvallah. Duran abi, kendi fizyoterapistin var mı? Ya da bir ara gittiğim birisi vardı sanki. Sürekli çalıştığım yani belli olarak şu benim fizyoterapistim dediğim bir doktor, bir arkadaşım yok ama tanıdığım birkaç tane fizyoterapist var. Biliyorum, görüşüyorum. Taksiler oluyorum. Graston masajı biliyor musunuz? Sen yaptırmış gibi. Demirle falan böyle kasa evet. Hasar veriyorlar. Bu kasın içindeki asiti falan dağıtıyor. Sonra daha çok hipertrofi destekliyor. Onu arada bir yapmanızı tavsiye ediyorum ama biraz işte... Maliyetli. Ya bana... dediğim gibi para sıkıntısı olmayan bir çocuk gelse ona ben aylık hani 50 bin liralık bile iş çıkartabilirim yani yarış hazırlanmak ise dediğim gibi. Yani ben antrenman sahasında sürekli mesela çalıştığım bölgeye masaj yapıyorum sürekli. Doğru bir şey mi? Doğru. Yanlış bir şey değil. Mesela ön kol çalışıyorsam sürekli mesela dinlenmede sürekli masaj yapıyorum. Bak güzel bir şey. Bununla ilgilenmen bir şey söyleyeyim. Güzel yani yapabilirsin. Ben de antrenman sırasında mesela göğüs çalıştım ya şunu yapıyorum göğsümü öpüyorum falan. Evet, aynen. Bu buraya vurmak hani bir yere vurursun kızarır ya. O aslında oraya kan pompalandığını gösterir ve antrenman sırasında hani buraya kan pompalanması istiyorum ve antrenman sırasında hani buraya böyle minik böyle darbe yaparsanız gerçekten yırtılmaya destek verir. Aynen. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yine genel bir bilgi. Antrenman başlarken ısınmak diyoruz ya. Bu ısınma kesinlikle hareketli ısınmalar olmamalı. Yani hani şöyle estetmeler falan var ya, antrenmana başlarken estetmeler olmamalı. Bakın dikkat edin. Böyle kasınızı falan estetmeyin yani bu sakatlıklar doğurabilir. Bunu antrenmanın en sonunda. Antrenmana başlarken, atıyorum omuz çalışacaksınız. Omuzda en temel hareket ne atıyorum? Shoulder press veya lateral raise. Onun en hafif
dumbbell'ları. 20 tekrar yanaç yapın. 20 tekrar shoulder press yapın. Bir daha 20 tekrar yanaç yapın. 20 tekrar shoulder press yapın. Isındığınızı hissediyorsanız sonra antrenmana başlayın. Hocam, en sonda açarak kasınızı bir açma gelme yapın tabii. Peki o 20 tekrar dediğiniz onların arasında dinlenme verelim. Yani o aralıksız mı yapalım yoksa? Aralıksız mı sürekli yoksa? Esnemeyi mi şey mi? Evet ısınma. Isınmayı çok hafif kilo olduğu için çok önemi yok. Yani dinlenmeden yapın ısının. Şöyle minik bir vücudunuz ısınıyor böyle. Şu bu minik terlemeye başlıyorsun. Onu yakaladığınız zaman başlayın. Ne yapalım artık? Dağılalım mı? Bitirelim mi? Çok güzel bilgiler oldu. Genel olarak bilgiler oldu. Ya bir şey ben soldu değil mi? Aynen. Sen montu verdin mi ona? Verdim. Ben böbrek koruyucuyu soracaktım ilk başta da orada. Aynen. O böbrek koruyucu olayı ne biliyor musun? O böbrek koruyucunun içinde enginar var. Enginarı biliyor musun? Evet. Böyle değişik. Ya enginar çok güzel sebze, bir deniz anası. Çok böyle. Aynen. Deniz anasına benzer şöyle beyaz bir enginar diye bir sebze var. Pazarlara genelde suyun içinde falan olur. Gerçekten böbreklere çok çok iyi gelen bir olay. O bahsettiğin böbrek temizleyici de onun toz hali. O şey mesela hani saplamak kullanınca yağlanma oluyor böbrekte ve bazen sivilce çıkartabiliyor. Bu herkeste olmaz. Neyle bağlı olur biliyor musun? Eğer yetersiz su içiyorsanız saplamak kullanmak. Evet yağlandırır biraz, yağlandırmaz demiyorum. Ona iyi gelebilir. İyi gelir. Ama en önemlisi bol su içmek. Ondan sonra olmaz. 3 litre falan içiyorum. Normal. 3 litre içtiğin halde yağlanıyorsan bir sıkıntı var demektir. Bir baktır kendini, bir göster. Onu da alabilirsin. Şey, mesela aynen. Ben 2016'da fitness'a başladım. Sonra çok zayıftım. Zayıf olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Sürekli kilo alamıyorum. Mesela yine 20 yaşına geldim. 2020'ye geldim. 20 yaşına geldim. Hala kilo alamıyorum. Metabolizm çok yavaş. Mesela hızlı. Metabolizm hızlı olduğu için kilo alamazsın. Evet. Şunu söyleyeyim. Ben kilo alamıyorum olayına. Gerçekten çok fazla inanmıyorum. Yani eğer gerçekten bir problemin olduğunu düşünüyorsan bir hastaneye git ama bence yeterli yemek yemiyorsun kalori açık. Gerçekten yeterli yemek yemiyorsun. Yok azmediyorum yani bayağı. Yani azmediyorsundur ama kendin için yeterli yine de yapmıyorsundur. Atıyorum sabah tıka basa yemek yiyorsundur. Tamam bir tabak dolusu yemek yiyorsundur. Akşam bir tabak dolusu yemek yiyorsundur. Sana çok fazla gibi geliyordur. Evet doyuyorsundur ama demek ki yeterli değil. Öyle demek abi. Ki sabah öğle akşam. Baktın hala kilo almıyorsun. O zaman sabah öğle ikindi ve akşam yemek yemen lazım. Baktın hala kilo alamıyorsun. Artık geceye bir şeye eklemen lazım. Yani ben yarışa hazırlanırken, bulk yaparken bak yemin ederim o zaman yani araban falan hiçbir şeyim yoktu. Çantamda tencereyle geziyordum. Tencerede bir tencere dolusu pilavla bu şekilde geziyordum. Yani böyle yemek yerek geziyorum. Yani kilo almak istiyorsan abi alırsın. Bir şey sorabilir miyim? Cidden problemin olduğunu düşünüyorsan bir test yaptırabilirsin. Bir şey daha sorabilir miyim? Sen videoyu kapat artık özel şeyler konuşalım. İzleyicisine teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kapatalım özel şeyler konuşacağız. Kapatın. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Hadi abone olsunlar. Hadi abone olsunlar.